Çavuş konser öncesi Gazete Magazin kameralarına konuştu. Özcan Deniz'e beni taklit etme diye seslenen Doğuş, estetikleriyle gündemde olan Rafet El Roman'a da ince ince dokundurdu. Bak şimdi, Türkiye'ye döndü, ayağının tozuyla ortalığı karıştırdı. Estetik erkeği biraz bozan bir şey. Estetik yaptıran erkek meslektaşlarını neden hedefe koydu? Erkek adam estetik yaptırmaz. Kavga çıkaracak bu sözlere Rafet El Roman ve Gökhan Özen ne cevap verecek? Botoks başka bir şey. Özcan Deniz'i neden uyardı? Çok severim onu ama biliyorsun ki benim izimden yürüyorsun yani. Neden Özcan Deniz'i kendisini taklit etmekle suçladı? Özcan Deniz lütfen beni taklit etme. 90'ların süperstarlarından biriydi Doğuş. Dansı zirvede bıraktı ama müziğe tam gaz devam ediyor. İstanbul'daki programının öncesinde Gazete Magazin'e konuştu Doğuş. Daha ilk cümleden bombayı patlattı. Ben biliyorsun ki böyle ve böyle yapan ilk adamım. Özcan Deniz lütfen beni taklit etme, rica ediyorum senden. Kırlaşmış kısacık beyaz saçlar, modern takım elbiseler, pahalı spor ayakkabılar. Pek çok kişi Özcan Deniz'le Doğuş'u tek yumurta ikizi gibi benzetiyor. Doğuş çok iddialı. Özcan Deniz beni taklit ediyor diyor. Bunu ilk yapan benim yani. Bu tarz ilk bana ait. Onu söyleyeyim yani. Furkan da Özcan Bey'e bir gönderme yaptık. Çok severim onu ama biliyorsun ki benim izimden yürüyorsun yani. Özcan Deniz de Doğuş'la 90'lardan bu yana çok değiştiler. Melih yaşındayım ben. Ama hala... Tabii bu değişimde yaş almanın etkisi kadar estetik operasyonların da etkisi vardı. Son günlerde de erkeklerin estetikleri pek bir gündemde biliyorsunuz. İstemiyorum, inan artık seni hiç istemiyorum. Doğuş'a soralım bakalım şu estetik mevzusunu. Botoks başka bir şey. Yani mesela... dokunuş olabilir. Yani çünkü yaş aldıkça maalesef hani böyle değil de hani gerekebilir ama estetik o çok erkeği biraz bozan bir şey. Estetik adamı bozar diyor ve kendi yaptırdığı estetiğin de sebebini açıklıyor hemen. Benim bir tek burnumda yıllar önce nefesle alakalı sıkıntım vardı. Şimdi hep öyle derler, nefesle alakalı sıkıntım vardı. Ondan yaptırdık. Yok, o gerçekten sol tarafı komple kapalıydı. Bu tartışmaya bakın nasıl nokta koyuyor. Erkek adam estetik yaptırır mı Doğuş? Yaptırmaz kardeş. Erkek adam estetik yaptırmaz. Gazete Magazin sıradaki haberimizle devam ediyor. Kimler yeşil ve mavinin uyumuna yenik düştü? Kıyıları emekli ikramiyemle bir köy evi alırım. Yaşlılığımı huzurlu geçiririm düşüncesi hakimdi. Kum, güneş, rengarenk çiçekler, devasa ağaçlar, taş evler, tertemiz bir hava. Kim Ege'de yaşamak istemez ki? Artık kimse bu hayaline kavuşmak için emekli olmayı beklemiyor. Her yıl büyük şehirlerden Ege köylerine yaklaşık 450 bin kişi göçüyor. Bu kalabalığın arasında ünlü isimler de var. Cihangir'de yaşadı Yılmaz Erdoğan. Sonra bir anda şehri terk etmeye karar verdi. Köyceğiz'de kendisine bir çiftlik aldı. Ben bir köylüyüm. Yeni bir köylü tipiyim ben. Şehirden mezun olup köye gelen adam. Şehrin bilgisiyle köyün yapabilgisini birleştirme peşinde. Bir hayal pertecisi. Mutfağı annesinden gurme, aklını dank edince organik, hem yeni hem geleneksel, hem kendisi gibi hem evrensel. Tavuklar, keçiler, ineklerle dolu çiftliğinde kendi meyvesini, sebzesini de yetiştirmeye başladı. Hepinize bir şey söyleyeceğim. Horoz dayı gel hele böyle. Bir çiftlikte bir esaret yaşıyorsunuz. Serbest dolaşan tavuk değilsinizseniz 15 gün içinde size özgür nefis bir yer yapacak. Şehrin karmaşasını geride bıraktı. Doğanın koynunda yepyeni bir yaşam. Binlerce yıllık zeytin ağaçları, masmavi bir deniz, sapsarı kumlar, bereketli topraklar. Ünlü isimler de haklı şehri bırakıp gitmekte. Kim istemez ki her sabah böyle bir manzaraya uyanmayı? Böyle bir hayata karşı koyamayanlar arasında Özlem Tekin de vardı. Ata Demirer'in tam bir Ege sevdalısı olduğunu bilmeyen yok. Sevgili dostlar, çok uzak değil. İzmir Badem'de. Ne gerek var uzaklara gitmeye? Yerli sorun. Yaşamının yarısını karada geçiriyorsa, yarısını denizde geçiriyor ünlü oyuncu. İşte dediğim gibi mesela, o zaman biz Bağdat Caddesi'nde yaşıyorduk. Bir ucundan bir ucuna gitmek 2 saat mesela caddenin.
Ben o iki saatte kızımın o kadar çok bir yerde sevdiklerimle o kadar çok şey yapabiliyorum ki. Urla'da yaşamak ayrıcalık tabii. Bu doğa, bu oksijen, bu güzellikler nerede var başka? Şehri terk eden ünlülerin yeni yaşamlarına tanık olduğumuz bu zaman diliminde eminiz siz değerli izleyicilerimiz de ekran başında hayallere daldı. Herkes bir karış toprağım olsa da kendi huzurlu dünyamı kursam diye düşündü. Peki bu hayali gerçekleştirmek gerçekten de sanıldığı kadar zor mu? Dakika gelişmesiyle programımıza devam ediyoruz. Geldiği gibi günün birinde gidebilir. Bir süredir malumunuz üzere çok konuşulan bir aşk haberi vardı. Serenay Sarıkaya, ekranların sarı fırtınası ve Mert Demir, genç kızların son aşkı. Konserlerinde yer yerinden oynayan yakışıklı ve işte bu ikili için deniyordu ki Serenay aşk orucunu açtı Demir Adam Mert. Yine aynı şekilde Demir Adam Mert de Serenay'ın ateşinde yanıyor. Birlikte çıkılan tatil iddiaları ve hatta son olarak çifte kumruların işte Maldivler'deki bu görüntüsü. Yanında bir erkek omzu vardı. İddia şuydu ki o omuz Mert'in omzuydu. İtiraf etmediler ama tuhaf bir şekilde bu beraberlik iddialarını inkar da etmediler. Şimdi işin eğrisini doğrusunu öğrenmek için patladı gitti Demir Adam Mert. Ve hızla gelen şöhretin sırrını anlatıyor kendince. Bu kadar sevilmeyi, başarıyı neye bağlıyorsunuz? Yani bir şekilde ben aslında o halkla bağını koparmamış ve orada olan birisiyim. Dolayısıyla hani insanların neleri dinlemeyi sevdiğini bizzat kendimden biliyorum. Oradan kopmadığım için de belki bu sorunun cevabı odur. Ben onlardan birisiyim yani. Şöhret adamı da madamı da değiştirir derler. Elbette değiştim ben demeyecektir Demir Adam ama şuna cevap versin en azından. Şöhret olduktan sonra neler değişti hayatında? Beni değiştiren bir şey olmadı. Elbette ki bir şeyler değişiyor. İşte daha fazla tanımıyorsun. Daha fazla belki ilgi odağı oluyorsun. Ama benim hayatımda bunlar birinci planda olan şeyler değil. Bunlar geldiği gibi günün birinde gidebilir. Dolayısıyla motivasyonum sadece mutlu olduğum şeyi yapmak. Üretmek, müzik yapmak, şarkı söylemek, sahneye çıkmak. Bunu soruyoruz, bir anda o çilli yüzü domates gibi kızarıyor yakışıklının. Şu anda tam olarak bence onun yerinde değiliz. Tam da yeri ve zamanı. Hadi Mert hadi, itiraf et şimdi. Şunun yanında sizi izlemeye geldi son olarak Mert. Biraz da magazin yapmak durumunda. Gerçekten, ben yapmak durumunda değilim ama sen yaparsın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Dedi. Yine ne itiraf ve inkar etti. Açık kapı bıraktı ve kaçtı gitti Demir Çocuk. Ne diyelim? Hayırlısı olsun magazin dünyasına. Serenay Mert aşkı. Birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla Gazete Magazin devam ediyor. Bile Gonca Musta Teri sonunda çocuğunun babası eşinin kimliğini açıkladı. Yasak ve kaçak aşıklar Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Cansu Tosun'un babası ani bir kararla neden el ele ortaya çıktı? Hıssız adam Cemal Günal'dan tatsız haber. 13 sayısının uğursuzluğunu yaşadı. Evliliklerini 13. yılında bitirme kararı aldılar. Peki ama neden? Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı. Damat Bey eşinin elinden tuzlu kahveyi içerken nasıl bir tepki verdi? Gonca Vusla Teri, son ayların en popüler anne adayı. Yakın zamana dek kimse yoktu hayatında Gonca Vusla Teri'nin. Hamileliğini açıkladığında herkesi şaşırttı. Bizzat sosyal medyasından şu paylaşımı yapmıştı. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. Anne olmak çok istemedim. Açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum. Bu da benim seçimim. Hazır demiyorken de bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Sonrasında hep merak edildi. Kimdi Gonca'nın çocuğunun babası? Bu konuda sadece bir küçük ipucu vardı. Beyefendi Ankara.